Merhaba. Geçmişte enflasyonun tırmandığı, dövizin yükseldiği ve ekonomik krizin derinleştiği dönemlerde ekonominin öne çıkan özelliklerinden biri üç kağıt ekonomisi tabiriyle ifade edilirdi. Üç kağıtla kastedilen dolar, döviz, faiz ve borsa. Ve bu tabiri kullanan ve literatüre kazandıran isim de ekonomi profesörü Osman Altuğ. Sermayenin dolar, faiz, borsa üçgeninde döndüğü, hiçbir zaman üretim ve istihdama katkı sağlamayan bir model olarak tanımlanan bu kısır döngü, son dönemde ekonomiyi yine cenderesine almış durumda. Üretim yok, istihdam yok ve yine bu üç kağıt üzerinden yürüyor ekonomi. Nitekim Altuğ da yorumlarında yine aynı vurguyu yapıyor. Yatırımdan, üretimden ve istihdamdan uzak ekonomi politikaları, tek adam rejiminin hukuksuz, sorumsuz, keyfi, denetimsiz uygulamaları ve görülmemiş boyuttaki israfıyla birlikte milyonları fakirlik ve sefalete sürükledi. Bir tarafta işsizlik sürekli artarken, diğer tarafta çalışanların büyük çoğunluğunun, iş bulabilenlerin asgari ücrete mahkum edildiği bir tablo. Asgari ücret yaygın genel ücret haline gelmiş durumda büyük ölçüde. Keza emeklilerin de insanca bir hayata asla imkan vermeyen son derece düşük maaşlarla geçinmek zorunda bırakılmaları. Aldığı maaşla ay sonunu getiremeyen on milyonlarca insan ve devletin verdiği sosyal yardımlarla geçinen milyonlarca aile. Bu sosyal yardımlarla kendine bağımlı hale getirdiği iktidarın aileler. 3-5 kuruş parası olanların gözü ise ya faizde ki önce nas denilip bir dönem düşük tutulduktan sonra zembereği tamamen boşaltılıp rekor seviyelere çıktığı için haram hassasiyeti olmayanların birinci tercihi haline geldi. Ya faiz veya döviz, altın, gümüş, platin, Bitcoin piyasalarında ya da borsada. Buralarda çok istikrarsız, belirsiz, oynak ve çok tuzaklarla dolu alanlar olduğu için bilhassa acemilerin bu alanlarda yeni kayıplarla karşılaşma riski çok yüksek. Ve bu durumdakiler öyle dişinden tırnağından arttırdığı parayı buralarda değerlendirmeye çalışanlar, döviz patlayacak diyenlerle düşecek kehanetinde bulunanların çelişen yorumları arasında karşısında şaşkına dönmüş vaziyette. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın biz tutmasaydık dolar 20 liraya düşerdi beyanı ise hem kafa karışıklığını artırdı hem de cevap bekleyen yeni soruları akıllara getirdi. 6 yıl önce bu yeni tek adam rejimine geçmezden evvel 2018 Haziran'ında 4 lira 75 kuruş olan doların aylarca 32 TL'de kalması ve şimdi yavaş yavaş 33 seviyelerinde tutunmaya çalışması bir patlama beklentisini ve tedirginliğini de besliyor. Aynı durum altın, gümüş gibi diğer yatırım alanları için de söz konusu. Kimse ne zaman ne olacağını kestiremiyor ve yakın zamana kadar gözde yatırım alanlarından biri olan emlak da bilhassa yüksek faizin kurbanı. İnsanlar emlak almak yerine yüksek faiz için bankalara paralarını yatırıyorlar ve bereketsiz kazançla para kazandıklarını, kar ettiklerini düşünüyorlar. Ve emlak deyince bilhassa ikinci el emlak piyasasında aylardır yaprak kıpırdamadığı ve hiçbir hareketin olmadığı ifade ediliyor. Halbuki İkinci el emlak piyasasını ayakta tutan orta kesimdi. Özellikle dişinden tırnağından arttığı 3-5 kuruşa biraz da borç ekleyerek bütçesine göre bir başını sokacak ev alma hedefini taşıyanların canlı tuttuğu bir piyasaydı. Kiradan kurtulmak ve bahçe katı da olsa, bodrum da olsa oradan başlayarak başını sokacak bir ev bulabilmek. Ama şimdi o bile yok. Öyle bir talep de yok. Dediğimiz gibi
o piyasada aylardır yaprak kıpırdamadığı ifade ediliyor. Bu acaba fiyatların iyice uçmasından mı kaynaklanıyor bu durum, yoksa orta direğin de silindiği anlamına mı geliyor? Bunun da ayrıca üzerinde durulması lazım. Ve üç kağıt ekonomisinin belirsizlik ortamında da kazanmaya devam edenleri ise bankacılar ve tefeciler. Ve bu kadar herkesin krizden kırıldığı, kıvrandığı bir ortamda bankalar sürekli kar rekorları kırıyorlar. Yani yapılan açıklamalar, dönem dönem yapılan açıklamalar bunu gösteriyor. Paradan para kazanma. Üretim yok, istihdam yok. Oturduğu yerden parasına para ekleten bir düzen. Ve bu düzenin KKM kazığından sonra ki yeni marifeti sabit döviz kuru artı TL'ye yüksek faiz uygulamasıyla dünyadaki tefeci sıcak para sahiplerine gecelik yeni vurgunlar yapma fırsatını veriyor olması. Buradaki yüksek faizden istifade etmek için tefeci sermaye bunu fırsat olarak değerlendiriyor ve yine bizim sırtımızdan vurgun yaparak yoluna devam ediyor. Sonuç, yine aynı şeye dönüp geliyoruz. Demokrasi ve hukuka dönülmesi, şeffaflık, denetim. Bütün işleyişin, ekonomideki işleyişinde demokrasi hukuk kuralları çerçevesinde yürümesi, denetlenebilmesi, şeffaflığın hakim olması, hukukun prensiplerinin işlemesi, hak ve hürriyetlerin işliyor olması, yaşanıyor olması. Zaten defaatle de ifade ettiğimiz gibi bu prensiplerden, bu değerlerden Türkiye tek adam rejimiyle çok çok uzaklaştığı için ekonomi bu hale geldi ve üç kağıt ekonomisine hapsoldu ve neticede bedelini de toplum ödüyor, millet ödüyor. Ama milletin de maalesef bu durumdan şikayetçi olurken işin temelinde hukuksuzluğun, demokrasiden uzaklaşmanın yattığını hala büyük ölçüde görememiş olması en büyük sıkıntı kaynağı olmaya da devam ediyor. Ve ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam diyen Üstad Bediüzzaman'ın hürriyet vurgusunun ne kadar önemli olduğu böyle bir tabloda bir kez daha anlaşılıyor. Evet, hürriyetin olmadığı yerde, hukukun olmadığı yerde ekmek de olmuyor. Bu toplum tarafından anlaşılıncaya kadar da bu sıkıntılar devam edecek. Görünen o. Temennimiz artık anlaşılması ve hukukun da, hürriyetin de her şeyden önce geldiği şuurunun toplumda yerleşmesi ve ona göre tavır alınması.